Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye'nin en az kazandıran bilgisizlik yarışması Kim Köşeyi Dönmek İster'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk yarışmacımızı alıyoruz. Hadi gel bakalım. Merhaba, hoş geldin. Yarışmaya katılma fikri nereden geldi? Vallahi aylardır işsizim. 3-5 kuruş bir şey kazanmak için geldim. Yoksa ne işim var lan benim burada? Anladım. Yani para için geldin. Geldin de bakalım kazanabileceksin mi? Zengin olmak için bütün şansımız ya şans oyunlarına ya da yarışma programlarına kaldı. Biz ne yapalım? Anladım anladım, fazla uzatma. Yarışmamızın bir kuralı yok. Sorulara cevap verirsen soru başına 50 TL vereceğiz. 50 TL mi? İyi de 50 TL ile ben nasıl zengin olacağım? Zenginliği kim kaybetmiş desem bulacaksın. Sorulara doğru cevap verirsen cebin para görmüş olur. Fena mı? İyi tamam, başlayalım o zaman. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet sayın seyirciler, yarışmamız Kim Köşeyi Dönmek İster başlıyor. Evet, ilk sorumuzu soruyoruz. İlk sorumuz şöyle. Ülkemizde en çok yükselen şey nedir? A. Balonlar, B. Bulutlar, C. Zamlar, D. Torpilliler. Soru biraz karmaşık olsa da cevap belli. Hem C hem de D. Emin misin? O ne biçim burun çekmek? Fırtına koptu sandım. Eminim ya. Son kararın mı? Evet abi evet, son kararım. İnşallah bugün senin son günün olur. Bildin bildin. Hem de iki cevabı birden bildin. 100 TL kazandın. Teşekkürler. İkinci sorumuz da şöyle. Öğrenmeye gidersin, bir şey öğrenemezsin, bitirirsin, bir bok olamazsın. A. Kafe, B. Bilardo salonu, C. Kahvehane, D. Okul. Pardon canım, bir şık daha varmış. E. İddia bayisi. D. Okul. Kendimden biliyorum, ben de bir bok olamadım. Cevap doğru. Bizden 50 TL daha kazandı. Sorular bitti. Güle güle. Ne biçim program lan bu? Daha yeni başladık. Beğenmiyorsan Müge Anlı'ya git lan. O her şeyi buluyor ya. Belki parasızlığın çaresini de bulur. Bulur değil mi? Bulur. Başlarım böyle programa. Ne biçim iş lan bu? Parayı çıkışta veriyorlar değil mi? Evet evet, çıkışta verecekler. Evet sayın seyirciler, biraz önceki yarışmacı belli ki bilgiliydi. Soruların tamamını sorsaydık bizi donsuz bırakacaktı. Neyse efendim, yeni yarışmacı gelsin lütfen. Gel ulan. Hoş geldin. İnşallah sorulara cevap veremezsin. Anlamadın? İyi iyi, anlama zaten. Tam aradığımız yarışmacı tipi. Neyse, soruyu soruyorum. Para nedir? A. Kağıttır. B. Kumaştır. C. Elinin kiridir. D. Vallahi bizde yok. Vallahi bizde de yok. Vallahi doğru. Bildi. Vallahi aslında ben cevap vermemiştim ama. Neyse, ikinci sorumuz da şöyle. Sürekli artan enflasyon ve zamlar kime giriyor? A. Sana. B. Bana. C. Ona. D. Garibana. E. Hepimize birden. Sana, bana, ona, buna. Yani hepimize. Adam gibi soru hazırlayın lan. Hepsi mi doğru çıkar? Neyse devam ediyoruz. Bildim bildim. Vallahi bildim. Sen bekle. Kazık soru şimdi geliyor. Evet. Sorumuz şöyle. Asgari ücret 1800 iken ve bir ev kirası en az 1200 TL iken ve bir aile de en az 4 kişilik ise o aile ay sonunda ne olur? A. Zengin olur. B. İhya olur. C. Mutlu olur. D. Ay sonunda açlıktan ölür. A. Bizim aileden bahsediyor. Biz de neredeyse ölmek üzereyiz. Lanet olası, bunu da bildin. Tamam, soru moru yok. Çık dışarı. Ne olur birkaç soru daha sorun. Ailemi bu asgari ücret denilen canavardan kurtarmak istiyorum. Ne olur. Lan yürü git, sen kendin canavarsın. Bitirdin lan bizi. Porsiyonları küçültmeyi deneyin kardeşim. Belki o zaman ay sonunu getirebilirsiniz. Yürü git. Ne biçim program lan bu? Parayı çıkışta arıyoruz değil mi? Evet. Soruları bilemez umuduyla bir kişiyi daha çağırıyoruz. Buyurun efendim. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Oğlum daha yarışma başlamadı, ortada soru yok. Ne telefonu lan? 2 aydır hattım kapalı. Gurbetteyim. Hazır buraya gelmişken bir evi arayayım ya. Vay arkadaş, bu nedir ya? Her gelen işsizlikten parasızlıktan kırılıyor ya. Aşıkı aşıkı parasızlık. Lan bu soru değildi ki. Ha öyle mi? Parasızlıktan bahsettiğini sandım ya. Tamam tamam, yarışma başlıyor. Evet, ilk soru şöyle. Korona aşısı 50 doz olsa yaptırır mısın? A. Evet. B. Hayır. C. 100 doz olsa da yaptırırım.
D zaten 20. dozu yaptırdın. Vallahi onu bilemedim. Sen onu boş ver de şu telefon hakkımı kullansaydım da evdekiler şimdi hepsi bana merak etmişlerdir ya. Bir arasaydım ya. Ulan şuna 50 TL verin gidip kontrol alsın. Deli etti lan beni. Allah ne muradın varsa versin abicim. Güzel abicim. Çıkışta veriyorlar değil mi? Bu nedir arkadaş ya? Neyse hadi bir kişi daha gelsin. Kerim abi soru sormadan bana para versen olur mu? Nasıl yani? Abi işten yarım saat izin aldım. Fazlaki soru sordun. Ne olacak? Olabilir olabilir Kerim Bey. Olmaz öyle şey kardeşim. Yol geçen hanım burası. Evet yarışma başlıyor. Sorumuz şöyle. İşten yarım saat izin aldıysan yapacağın ilk şey ne olur? Ne biçim soru lan bu? Neyse şıklar şöyle. A. Kaytarırsın. B. Eve gidersin. C. Yarışmaya gidersin. D. İkinci bir iş ararsın. Sanki beni anlatan bir soru gibi olmuş Kerim abi. C. Yarışmaya gidersin. Cevap maalesef doğru. İkinci sorumuz şöyle. Çok paran olsaydı ne yapardın? A. Gezerdim. B. Harcardım. C. Hiç olmayacak. D. Nerede bizde o şans? Çok karışık bir soru oldu Kerim abi. Seyirciye sorsam olur mu? Biz nereden bilelim lan? Bilsek zaten burada oturmayız. Gördüğün gibi seyirci de tırt çıktı. Tek başınasın. O zaman cevap veriyorum. C. Hiç olmayacak. Evet maalesef buna da doğru cevap verdin. Ve biz daha fazla batmadan seni uğurluyoruz. Neden ya? Ne güzel kazanıyordum. Devam edelim. Lan yürü git. Ocağımıza incir ağacı diktiniz be. Tamam be. Parayı çıkışta alıyordum değil mi? Evet sayın seyirciler. Çok şükür batmadan bir programın daha sonuna geldik. Biz bir halt deyip program yapalım dedik. Lakin bütçemiz buna el vermedi. Biz zannetmiştik ki buraya gelen insanlar gülmeye, eğlenmeye gelecek. Ama hakikaten durum öyle değilmiş. Milletin nah burasına kadar gelmiş. Millet bir umut biraz para kazanırım diye geliyormuş halbuki. Umarım en yakın zamanda yetkililer işsizliğe, çaresizliğe, ekonomik krize, umutsuzluğa bir çare bulur efendim. Saygılar. Son kararınız her zaman doğru kararınız olsun efendim.